Ammaga assalomu alaykum. Bu yerda kichkina yana rolik qilamiz. Bog'lasa. Xabarlaring bormi? Imtihon karisidan imtihon bo'ldi. Imtihonda Alloh fazliga yaxshi balli bilan o'tdi. Shu boisdan o'zimizni o'quv markazidan o'quv markazi hisobidan bepul aylantiriladi Samarqandga. Shunga bugun kursdoshlar bilan Samarqandga aylangan bo'lamiz. Şu devamlı bir tarı bir tarı olup bir maydaya yine video rolü kapanım. Karşı geçen metik geldim. Oz yine geç kaldık. Bir saatçiler deşmesin geç kaldık. 45'te aslında 5 kaytıl geldi. Saat 45 mit geç kaldım. Otobüs küçük durdu. Allah getirdi onu koyan Allah razı olsun kullanı çok tatlı şimdi. Rızan, lüks çöyleşti. Ortada var. İkişimize. Every time like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone, and darkness all around, you feel so helpless, you can't see which way to go, don't despair and never lose hope, cause Allah is always by your side. Yetib keldi. Amir Temir mahbarasıdır. Bu mahbaranın 1404 yıl Amir Temir Suyukli nabireleri Muhammed Sultan'a atap kurduruyor. Vakti de bir yerde Muhammed Sultan'ın madrasası bölgen. Madrasada bu tamında bir kavatlık dörtte katta Xonaqo bölgen. Xonaqo bu yotip tam organ çöyler. Yotu Xonaqo. Bu tamında iki kavatlık 28'te hücura bölgen. Hücura bu sınıf konuları. Muhammed Sultan katta katta emrizodalarga harbiy yurishdan dars bergan. O kişi 29 yaşta Azerbaycan cengiden kaydedildiğinde yukumli kasallikten ağlamda götürdüler. Keyin Amir Temir madrasanı makbaraga aylandırdılar. Madrasa bu ilim organları bu maktab. Makbara ise mayitler koyulgan. Eşikten kirganda 10 koda toşlar var. Bu toşların hamması 1953 yıl hozirgi Afrosiyob mehmonxonasining orqasida Amir Temirning 34 gektarlik arklari bo'lgan. Arkning ichida Ko'k saroy va Bestor saroy. Bu toşlar hamması Ko'k saroydan topilgan. Shuning uchun birinchi katta qilib qo'yilgan tosh Ko'k tosh deyiladi. Amir Temir taxt toshlari. Amir Temir mana shu
Böylece çok kosa değildi. Bana bir de her kıl bir olan ıslıkta yollayken, bir tam ondan ıslık su giden, bir tam ondan soğuk su. O bak su sonra koyulgan edir. Yani bu çok kosa. Jacuzzi. Yani bir afsane bir rivayetler var ki, Amir Temur üçün sok kitap koştardı. Doğru, Kazakistan'dan kegeler ama sen jacuzzi de olsun. Şimdi, şimdi jacuzzi değil. Fakat bakırdan verdi, de bakar. Amir Temur üçün stop taşları. Yani Amir Temur canlı borçtan olduğun bana şu işini belgelengen köyleri geçe anonu su bilen tövdür yani. Her bir navkarlar bir yoladan iştirip canlı otlan gel. 27 de mamlakat bilen uğraşıp her biriden kalabı bilen kayıtken. O şimdi bir odatları bölgen ki ihlas halos kılıp navkarlarını sonunu sanama gel. Yani barakası uça dedik. Cengden kayıtkenden keyin yine şunu içine anonu su bilen döndürüp yine bir yoladan vergen. Bana şimdi teyge kanca olsa şundan bir gel ki şunca navka cengde hava bölgeli. Şunun bütün sok kitap hoş verdiniz. Yani anonu su ve navkarlarla kuş kuvvet vergen ve sürekli ramzı konuların geri bildirgen. Bayrağına bir uçuki kızıllık var ki bana şundan olayım gel. Bunu ne degen de sürekli ramzı konuların geri bildirgen. Bunu ise min var bölgen. Birinci imam çıkıp amri marup bölgen min var. Bunun içinde yoğuştan da yollayken uyumakor üstünler koyulgen. Bu 7 metrelik marmardan işlengen üstün. Bunun için üstünlüğü teyge türlen toş koydu bu. Vakti de 4'te minora bölgen. Her bir minoranın balanlığı 33 metre. O 1940 yılgaça saklangan. Keyinçelik yok bölüp etken. 1996 yıl Amir Temur yübneylerge bu cüra konako minoralarını koydu. Bunu kaydettikler. Hazır da ikide minora kalp götürüp durdu. Bunun balanlığı 27 metr. Yukarı kısmı da 10 noktur yazılırken. Aylanasına 10 noktur. Konkol bilen gelinler, ölçüleri gündüler. Geçken ediyor ama. Ahiret bu hayır bol demiyorsun. Her bir insanın ahireti abad bölüsün degen manu. Bezeşte bildisiye giden faydalanken evem degen noyot garakı köşkeden kalınken. Eşil gözü kayra koştun. 599 yıllık. Kuzun ya sört, usta kuzun ya. Bize 20 000 som yapırmaylar ya. Amir Temur dağda bana şuna görülür. 4 milyon ve 3 milyon. Hazır ekte bu bir yan 20 milyon. Bana bu rasmi Malik Nabiyev tahminen çizip verir. Hakiki rasmları var, antropologi rasmı. Kabrına o çıkanda çizgen rasmı. Uman boşta. Ergen şu rasmı. Bu boşta, bu rasmıdan ben göstereyim. Bu rasmı kuşta joyda Amir Temur'a haykanları. Birinci haykanlar şarkı sandığa koyuyor. Onalar için kurduruyken halsar olsun. Bunun balanlığı 72 metre kurduruyor. O zaman da bu 37 metre kurduruyor. Birinci koyduğun haykanların yanında bu mağazı kendi oyalmasın. İkinci koyduğun bu yüzden biz Koşkent'te altın üstüdür. Bu dünyanın kezgarlığı. Bu çinçin samarlarında tahtı öldürüp bu ağaçların şakaraları, dört oğulları ihtiyacınlar gördü. İhtiyacınlar için yan geçkide gördü. Ekte oğulları şarkı sarıda, camurumuz onu amar. Ekte oğulları yorulur. Ekte daha oğulları bir oluşturlar. Oğulları oğulları yorulmakları, oğulları 1858. Oğulları var, dört oğulları ihtiyacınlar.
Bana neyse Amir Demir'in harbi yumuşlardı. Amir Demir 1300 ölçü oldu. 1909'cu Amir'de tek şarkıda duruyor. O zaman şarkı sabzıydı. Yaşım şahar dedi ama anlıyordu. 1405 yıl 18. Fevralı Gürbol'da 13-9 yaşlarda minimaniya hem de minimik yasaklarına kalmıştı. Bana 1700 yıllık 5 yıllık uç harbi yumuşlarda 27 yıl dağına kalmıştı. Bunlar benim oydan kısamarda. Bana bir de hanımlar tatil yağmasa stoklar araştırmalar anında olmayasın. Yerde Arapçada kutu da yok oluyor. Kolimden yaşlı gelmeydin. Problem onu kılma. O azı boğdatta yaşlı amallar yapacak. Bu eşi bozuk eşi yok noktan kılın yer mi? Ben kor eşi. 94 yılında soğuklu bekli gümleyinge soğuklu. Buraya muslimi ağırlar tutmayın. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا Amir Demir'in Suyuki'nin haberleri Muhammed Sultan verildiler. Kaçanlar sabrettiler, otokola kırıldılar. Koy boru kırmasalar. Birinci kabir Muhammed Sultan Suyuki'nin haberleri. Üstüne küçük toş kırıldı. Bunu koyu sabahı üstü. Tak polisi bölmedi, yoş gitti de. Gamanı da koyuldu. Muhammed Sultan 29 yaşta olmadı.
Orada da nefret ummat bu fotoşlar tayyorlanan kabr Amir Temir özleri. Bu taşın 1424-cü yıl Mirzo Ulugbek Mongoliyadan keltirilgan nefret ummat bu fotoş. Özünün rengi çok yaşıl rengi, kara emas. Ustiga bu yaş nuri tushsa, çok yaşıllik ma'lum. Birinchi katta qilib qo'ygan qabr Amir Temur ustozlari mersayib barakat. Yarim millioni olgan odam ustozga shunchalik mehrlar balam bo'ldi. Vasiyat qiladilarki, qachon men olamdan o'tsam, ustozimning oyog'ichiga qo'yinglar. Ustoz otasidek ulug' degan maqomga amal qiladilar. Shuning uchun birinchi ustozlari mersayib barakat edi. Amir Temurning oyog'ichilaridan Mirzo Ulug'bek, Asrarov Qodir nevaralari. Yonlarida ikkita o'g'illari Shoruh Mirzo va Miron Shoh, 3-chi va 4-chi o'g'illari. Birinchi ikkinchi o'g'illari Shahrisabz. O'rtada ikkita yosh go'daklar Ulug'bekning o'g'illari. Abdulla Mirzo 2 yashar bo'lgan, Abdurahmon Mirzo 11 yoshda. Yuqorida yana bir katta qabr bor. Bu kishi Aziz Avliyo Sayyid Umar. Bu kishining qabrlarining ustiga otni yo'lidan tayyorlangan to'q osilib turibdi. Yani bir yerde Aziz Avliyo Şayh yotiklar degan ma'noni bildiradi. Oldin kirish eshigi bu tomondan bo'lgan, bir yog'och ustiga parda bo'lgan. Mirzo Ulug'bek hurmat yuzasida ustozning bosh tomonidan kiritilmasin, ustoz oyoq osti bo'lmasinlar deb bu eshikni mahkamlab, mana bu panjaralarni qurdirib, kirish uchun bu tomondan yo'l qurdirdi. Bu kadimgi yani Mirzo Ulug'bekdan bizga yod bor. Bu tomondagi toshlarning hammasi kadimgi toshlar. Bu tomonlarini 96 yil Erondan keltirilgan 12 toshlar bilan qayta tanlangan. Yozuvlarning hammasi hadislar yozilgan. Mana bu yerda yozilgan ki, jannat onalar oyoq ostida turadi. Bu yerda esa birovni gumon sirama, imoningdan ayrilasiz. O'lganlarni orqasidan yomon gapirma, Alloh kechir. Hadisan. Birinchi yozuvda yuqorida turib burchaklar bor, 4 martalar Muhammad dedi. Undan yuqorida 6 burchak, 3 marta Muhammad, 5 yulduzlar bu musulmonchilikda 5ta farzni bildiradi. Allohga ishonish, namoz, ro'za, zakot va hajga bo'ladi. Ular hammasi papa mashinalarda qog'ozdan qilingan. Amir Temur davrida qanday bo'lsa, xuddi shu holatda qayta ta'mirlangan. Mana bu yerda eski holati bor, ma'lumot ko'rishlaringiz mumkin. 4 kilo 700 gram sof oltin bilan yer bezatilgan. Mana bu qandil og'irligi 250 kilo, 65 gram uchkasi bor. 1994 yil Mirzo Ulug'bekning yubileyiga sovg'a qilingan. Qandil Toshkentdagi Mikon zavodida ishlangan. Haqiqiy jasadni o'zi 5 metr pastda joylashgan. Bular hammasi maket sifatida qo'yilgan. Birinchi qavat go'rxona, jasad turgan joy, ikkinchi qavat ziyoratxona, uchinchi qavat mana bu gumbaz. Bu gumbazning ustidan yana bir gumbaz bor. Bu qosh gumbaz. Xuddi termos o'xshagan. Qishga kelsangiz issiq bo'ladi, yozga kelsangiz salqin. 1941 yil haqiqiy yer to'ladagi qabrlarni ochadilar. Antropolog Rasim Shishkin, qonun, operator Malik Qayimov, yozuvchi Sadriddin Ayni va boshqa olimlar ishtirok edi. Avval Amir Temurning ikkita o'g'illarining qabrlari ochiladi. Mirzo Ulug'bekni Amir Temurga kelganda uch murovni oqsoqol chiqib aytadilarki, bu qabrga tegmanglar, tegsalar urush boshlanadi. Bu qabrni eshitganlar saqsatda deb ishonmaydilar. 41 yil 21 iyun shanba kuni Amir Temurning qabrlarini ochadilar. 22 iyun qavda urush boshlanadi. Temirzo Ulug'bek bilan Amir Temurning qabrlari ichidagi suyaklarni olib borib, antropolog Rasimov Amir Temur rasmlarini chizib beradilar. Haqiqiy rasmlar o'zi chizsalar bilan do'kon bor, do'konda qo'yilgan antropolog Rasimov chizgan rasm. O'zi men sizlarga ko'rsatgan rasm bu taxminan Malik Nabiyev tomonidan chizilgan. Rasmni chizgandan keyin 40 yil dekabr oxirida Stalinning buyrug'i asosida 1 million rubl ajratib, suyaklarni hammasini qayta kafanlab, qilgan ishlarini 4 yilda yozib, front bo'ylab 3 bor samolyotda aylantirib, keltirib joy-joyiga qo'yadi.
getirip koyduğundan keyin Moskva ostonasından nemislər astasına orqaya qarab sürdülər. Yani çekiliş boş verilmedi degan fikirlər tasdiqlandı. Bunlar hamısı tarixdə bölüb ötən voqealar, bu birinci Stalingradın qamaldan çıxışı deyib aytıb ötürlər. Bizdə Leningradın dokumentari filmlər, fleşkalar var, o yerdə Samarqandın tarixi bunlar, mana şunu hamısı göstərib gapirib verilmiş bu şəkildə. Rusça, özbekçə, ingiliscə. Mana bu nefrit toshini ham 1740-yil Eron shohi Nodir shoh Amir Temur boyliklari shuni ichiga deb bu toshni olib Eronga borgan. Bu yerda borganda birinchi babo kasalligi keng tarqalgan. Nodir shohda bir qizi bemor bo'lib qolgan. Ko'rsatmagan tabib qolmagan. Shunda bir tabibga agar siz bu toshni ketib joyga qo'ymasangiz, qizingiz yaxshi bo'lmaydi dedi. Nodir shoh zudlik bilan buni keltirib yana joyga qo'ydi. Olimlar tekshirganda ikki xil fikr bildirilgan. Birinchisi aytganki, toshni olib borgandan keyin o'rtasini kesib ko'radi, ichiga nima bor degan ma'noda. O'zi nefrit qimmat baho tosh. 1 kilosi 1000 kilo tillaga barobar, og'irligi 400 kilo. Yerda ikki joyda bor, Ka'ba toshi deyiladi Arabistonda. İkinci fikirlarda ise olib kelayotgan vaqtda yo'lda tushib ketilsinadi deydi fikrlar. Hozir eshikdan chiqib o'l qo'l bilan borsalar, birinchi eshik chiqadi. Bu 50. Aziz avliyolar yotgan joyda ta'zim bilan kirish kerak. Shuning uchun pastga qilib qo'yilgan. Lekin kirishga ijozat yo'q. Chap qo'lda ham bor, yer osti yo'li bo'lgan kichik oq saroyga chiqish uchun. Hozirda defon qilib qo'yilgan. Aylanib o'tsangiz, xona qo'ydan hujralarni qo'yda o'tirib ko'rishlaringiz mumkin. Qisqacha ta'limlar mana shundan iborat aziz mehmonlar. Savollar bo'lsa marhamat. Mana bugun Amir Temur bobosini ruhlarini shod etib keldilaringiz. Umr bo'yi, yil bo'yi Alloh taolo siz azizlarning ko'ngillaringizni doimo shod qilsin. Yoratlaringiz qabul bo'lsin, xush kelibsiz.